Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi daha önce ölçü aletimizi modifiye ederek arka plan aydınlatması yapmıştık. Yani arka plan ışığı yapmıştık. Ekranımız artık gece ve gündüz şartlarında çalışabilir hale gelmişti. Bu defa bunu biraz daha geliştireceğiz ve bir tane arkadaşımızın fikrini uygulamaya koyacağız. Yani arka plan ışığının otomatik olarak yanmasını sağlayacağız. Bunun için başka bir ölçü aletimi modifiye ederek işleme devam ediyorum. İlk olarak arka kapağını açarak işlemimize başlıyoruz. Daha önce olduğu gibi aydınlatma ledimizin eksi kutbunu 100 ohmluk dirençle birlikte buradan alırken artı kutbunu da yine buradaki direncin işaretli ucundan alacağız. Bu sayede anahtarı çevirdiğimizde direkt olarak çalışmaya başlayacak. Ve şimdi aydınlatma ledime geçmek istiyorum. Zaman kaybı olmaması için ben bunu silikonla hazırladım. Bir önceki uygulamamızın aynısı. Burada ledimizi görebilirsiniz. Güç vererek küçük bir test yapacağım. Ardından yerine monte edeceğiz. Şöyle dışarıdan besleyerek aydınlatmanın LCD üzerindeki performansını test ediyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi diğer bağlantılarla devam edebiliriz. Anahtarı çevirdiğimizde ledimizin yanması için buradaki direncin ucundan artı çıkışımızı alacağız. Daha önce anakartı çıkararak bu noktayı tespit etmiştik. Rahat lehimleme yapabilmek için buraya bir miktar lehim sürüyorum ve ledimin artı kutbunu buraya bağlayarak işlemi tamamlıyorum. Hemen anahtarımızı çevirerek aydınlatmayı bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi anahtarı herhangi bir konuma aldığımda artık arka plan aydınlatması direkt olarak çalışmaya başlıyor. Buraya kadar yaptığımız uygulama bir öncekinin aynısı. Ancak bizim istediğimiz şey karanlıkta aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi ve gün ışığında çalışmasının engellenerek pilden tasarruf etmek üzere böyle bir sistem oluşturacağız. Böylece ölçü aletimizin ekranı için yaptığımız arka plan aydınlatma uygulamasını bir üst kademeye taşıyarak işleme devam ediyorum. Ve burada gördüğünüz boşluğa LDRM'i monte edeceğim. Bu işlem için ince matkabımla anakarta zarar vermemek için deliği ters taraftan deleceğim. Bu işlemin ardından bu noktaya LDRM'imizi yerleştireceğiz. Bahsetmek istediğim başka bir konu Altium Designer yazılımı. Bu yazılımı bilgisayarınıza indirerek PCB tasarımlarınızı
bilgisayarınızda kendiniz oluşturabilirsiniz. Oldukça geniş kapsamlı bir program olduğunu belirtmem gerekiyor. Farklı şekilde PCB'ler tasarlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ise videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirerek kurmak. Hepsi bu kadar. Ardından yazılımı kullanmaya başlayabilirsiniz. Arka planımız devreden çıktığı gibi yine ölçü aletini kapattığımızda da devreden çıkıyor. Bu sayede gündüz olduğunda ya da ışık altında arka plan aydınlatması çalışmamış olacak. Artık ölçü aletimizin arka kapağını da kapatabiliriz. Kapatma işleminin ardından birkaç test daha yaparak videomuzu tamamlayacağız. Böylece oldukça başarılı bir projenin yanında oldukça kullanışlı da bir ölçü aletimiz oldu. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.